içine iyi bir top kafa vuruşu gol 3-3 oldu. Onur attı golü. 3-3 yapıyor Bursaspor. Emirhan'dan müthiş bir asist. 90 artı 4. dakika. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursasporumuz İstanbulspor'la deplasmanda 3-0'dan 3-3'e gelen maçta berabere kaldı. Maçın 3-3 bitmesinden daha çok hakemin vermiş olduğu penaltı kararı konuşuldu. Göztepe maçından çıkan oyuncularımız 120 dakikalık mücadeleden sonra maçın son 20 dakikasında adeta inanılmaz işler başardılar. Bursa bu mücadelesi artık onur mücadelesine dönüştü. Hakemler bir taraftan hakkımızı yese de biz artık hedef olarak playoff'a kitlendik. Kimse bizi yolumuzdan geri çeviremez. Maça geçeceğiz arkadaşlar ama ilk başta hafta içi yaşanan olaylardan bahsetmek istiyorum. Ligde Bandırma ve Samsun galibiyetlerinden sonra kupada da Göztepe galibiyeti gelince inanılmaz bir hava oluştu şehirde. Mustafa Hoca'nın da daha önce dediği gibi şehrin yüzü armaya dönmesi gerekiyor demişti. Şimdi sadece şehrin değil bütün Türkiye'nin gözü Bursa Spor'a dönmüş oldu. Bursa'da da gene esnafın yüzü gülüyordu. Herkesin yüzü gülüyordu bu hafta. İnanılmaz bir mutlu hafta geçirdik. Oyuncularımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Her maçta gol atma serimiz devam ederken ilk defa iki maç üst üste kazanmıştık. Kupayla 3 maç oldu diyebiliriz. Hatta ha hakem izin verse 4 maç olacaktı. Ama maalesef galibiyetten çok daha değerli bir beraberlik aldık bugün diyebilirim. 5-4'lük Göztepe maçıyla ilgili de ayrı bir video hazırlayacağım. Maçta yaşananlar, maçtan sonra yaşananlar, sosyal medyadan yazılanlar, bütün her şeyi tek bir videoda izleyebileceksiniz. Göztepe maçında Batuhan 4 gol atmıştı. Ali Akman'ı gol krallığında geçmişti. Bugün Ali Akman 9-9 yaptı. Tatlı bir rekabet başladı diyebiliriz. Batuhan demişken hafta içinde başkanımızın da açıkladığı üzere 3 futbolcumuza çok ciddi 4 tane kulüpten teklif geldiğini söyledi ki futbolcularımızı satmayacağız dedi başkan. Biz de başkanın bu kararının arkasındayız. Bir taraftan sözleşmeleri bitecek oyuncularımız vardı. Bununla ilgili de hafta içi Mustafa Hoca bir antrenman sonunda açıklama yapmıştı. Sonuçta bu oyuncuların oynaması için de Bursa Spor Kulübü bu oyunculara fırsat verdi. Ve oyuncular da bunun kıymetini bilerek çalışıyorlar gibi bir açıklaması vardı. Ve bu açıklamayla bizler de biraz içimize su serpildi diyebiliriz. Maçın ilk 11'lerine baktığımızda Özer vurmacı kırmızı kart cezası olduğundan bugün ilk 11'de yer almadığını gördük. Yerine Kerem Şen'i oynattı ki ilk 11'de gene 8 vakıf köylü oyuncu bulunuyordu. Özer vurmacı da gene son iki maçta katkı sağlıyordu takıma. Bugün eksikliğini hissettiğimizi söyleyebiliriz. İstanbul da lige çok iyi başlamış ve bazı kesim spor yazarlarının da gizli favorisi durumuna gelmişti. Fakat son oynadığı 4 maçta da hiç galibiyet alamamıştı. Ki Menemen maçında son dakikada aldığı bir galibiyet vardı Bursa maçına çıkmadan önce. Bugün de aldıkları beraberliklerle, yine maç eksiğiyle bizim üzerimize yer aldılar. Maç başladığında bu hafta bütün takımların, Kulüpler Birliği'nin, Süper Lig ve TFF Birincilik'teki takımların ilk 30 saniye, 1 dakika kadar sürede topa vurmadığını, daha doğrusu oyuna başlamadığını gördük. Bu da gene yayıncı kuruluşun vaatlerini yerine getirmemesinden kaynaklıydı. Hafta içinde böyle bir olay yaşanmıştı. İşte herkes bir açıklama yaptı. Tabii kim haklı, kim haksız ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Tabii hakem düdük çaldıktan sonra oyuncular kendi sahasına topu gezdirince yayıncı kuruluşta ekranda kadroları bir anda çıkarttı ki bizim onları sanki izlememizi istemiyorlar gibi kadroları gösterdiler. Bunlara da gerek yok açıkçası. herkesin neyin ne olduğunu biliyor. Maça geçelim. Maçın 5. dakikasında İstanbulspor Spor sağdan gelen atakla yaptığı ortada bomboş kafayı vuran İstanbul Sporlu futbolcu Roka İstanbul Spor'u 1-0 öne geçirdi ve kalecimiz Ataberk'te bir müdahalede bulunamadı. Sağdan gelişiyor atak. Orta şansı. Roka çekti topu ceza sahasına. Bir kafa topu alardı. Eduard Roka. İstanbul Spor'u geçiyor. Beşinci dakika. Bu golden 7 dakika sonra 12. dakikada gene defansımızın arkasına atılan topta Ataberk bu sefer tehlikeyi erkenden sezip uzaklaştırdı. Fakat orta sahada Kerem Şen de topu kaptırınca bu sefer ilk golü atan Roka gene yaklaşık 25 metreden sert ve falsolu bir vuruş yapınca kalecimiz Ataberk'i ikinci kez avladı ve skor 2-0'a geldi. Roka, Roka 2-0! Eduard Roca maça çok hızlı girdi. 12. dakika fark 2'ye çıkıyor. 2-0'dan sonra da yine İstanbulspor atakları devam ettiğini gördük. İstanbulspor'un maça oldukça konsantre olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0'dan sonra da yine hem tempo hem oyunun kontrolü İstanbulspor'daydı. Buradan Bursaspor'u da oldukça ciddi aldıklarını anlayabiliyoruz. 25. dakikada artık İstanbulspor'un gücü bitmişti diyebilirim o Genelde maça hızlı başlayan takımlar ilk 15 dakika hızlı oynar ama İstanbulspor bunu 25 dakikaya yaydı. 25. dakikadan sonra da Bursasporumuz açıldı. Hatta bir pozisyonda Ali Akman iki çalımda 3 kişiyi geçince yere indirdiler. Bu sefer de hakem sadece fal vermekle yetindi. Yani orada bir sarı kart verilebilirdi diye düşünüyorum. İlk yarıdaki pozisyonlarımızdan biri Emirhan'ın 25 metreden şutuydu. O da kalecinin üzerine gitti. Etkisiz bir şuttu. Ama sanki ikinci yarıdaki golün habercisiydi. Mustafa Hoca zannediyorum ki hafta içinde takımı duran toplarda arka direğe yapılan ortaları çalıştırmış ki yaklaşık 3 tane arka direğe orta yaptık duran toplardan fakat hiçbir sonuç elde edemedik. Hepsi boşa gitti. İlk yarıyı boşa heba ettik diyebilirim. İlk yarıda defansın arkasına attığımız toplarda da gene kademe erken devreye giriyordu ve pozisyon daha başlamadan sona eriyordu. Bursaspor ne sağdan ne soldan, ne yukarıdan ne aşağıdan hiçbir şekilde pozisyon üretemiyordu ilk yarı. İstanbulspor 2-0'ında rahatlığıyla kimi zaman zamanı oynadığını da gördük. Mustafa Hoca devre arasında değişikliğe giderek ilk yarının sonlarına doğru iyi oynayan Kerem Şen'i ilk yarının başına yaptığı hatalardan dolayı zannediyorum oyundan aldı ve yerine Çağatay Yılmaz'ı soktu. İkinci yarıya da gene İstanbul Spor hızlı başladı diyebilirim ki kendi başımıza yaptığımız kornerden az daha gol yiyecektik. Üçüncü golü yememiz işten bile değildi. Kornerden gelen topu da 48. dakikada Abazay'ın kafasını Ataberk tekrar kornere çeldi. Paslaşarak kullandı İstanbul Spor. Orta ceza sahasına kafa vuruşu Ataberk. 57 ve 58. dakikalarda üst üste kalemizde yaşadığımız pozisyonlar adeta maçın dönüm noktasıydı diyebilirim. Birbirinin kopyası olan iki pozisyonda önce ilk pozisyonda topa dokunamadı İstanbul Sporlu Futbolcu. İkinci pozisyonda da topa dokundu fakat bu sefer de üst üreye çarpan top oyun alanına geri döndü. Burak kapatma uğraşında Melih döndü topla. Melih yaptı ortasını. Gol şansı direkten döndü. İbrahim yine. Bu ataklardan sonra oyun hareketleniyordu ki Mustafa Hoca bir oyuncu değişikliği yaptı. Furkan Emre'nin yerine Aykut Akgün'e oyna aldı Mustafa Hoca. Maç 2-0 iken Ali Akman'ın 60. dakikada bir şutu vardı ki yani gol olsa haftanın golüydü. Fakat top tam çatala çarptı denir yani. Tam çatala çarptı ve oyun alanına geri döndü. Ali Akman nefis döndü. Ali Akman direkten döndü. Ali Akman. Bu pozisyondan sonra İstanbul Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke Abazay'ı oyundan aldı. Abazay'la Rokka bizi oldukça zorluyordu diyebilirim. Abazay'ın çıkmasından artık iyice bir Bursa Spor alan bulmaya başladığını söyleyebilirim. Bu değişiklik sonrası Batuhan'la ceza sahasında bir pozisyona girdik ve Batuhan kendini yerde buldu. Pozisyonun tekrarına baktığımızda hakemin vermediği penaltı kararının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çok böyle fazla bir müdahale yok. Sanki Batuhan kendi biraz salmış gibi geldi. Bu gibi pozisyonlarda hani daha profesyonelce oyuncularımızın burada pozisyon alması gerekir. Hani hakemi de biraz inandırmak gerekiyor açıkçası. Ki diğer penaltı pozisyonuna geleceğiz. Botuan'ın penaltı pozisyonundan dönen top bu sefer kalemizde tehlike yarattı. Son adamımızın da gene dengesini kaybetmesiyle İstanbul Sporlu Futbolcu kalecimize karşı karşıya kaldı ki Allah'tan Ataber kaleyi erken terk etti. Yoksa Yine üçüncü golü erkenden yemiş olacaktık. 65. dakikada İstanbulsporlu Uygar sakatlandı ve yerine başkası girdi. 69. dakikada gene Batuhan çıktı yerine Ozan İsmail Koç girdi. Bu değişikliklerinden bir dakika sonra 70. dakikada İstanbulspor Spor üçüncü golü buldu. Rokan asistiyle kaptan Onur ceza yayının oradan vurduğu güzel bir vuruştu. Skoru 3-0'a getirdi. Kalecimiz Atabrak'ta bu vuruşa yapacak bir şey yoktu. Tekrar Roka'ya doğru Eduard Roka. Ceza sahası içinde Eduard Roka. Onur peşinde. Roka döndü. Geriye çıkarttı. Onur Ergün vuruyor. Top ağlarda 3-0 oldu. 70. dakika. Kaptan Onur 6. golünü atıyor ligde. Yani 70. dakika skor 3-0 ve kalan 20 dakikanız var. Bursa Spor buradan maçı 3-3'e nasıl getirdi? Şimdi onu anlatacağım size. 72. dakikada Emirhan'ın uzaktan çektiği şut defansa da çarparak az kornere gitti. Kornerden de dönen topta Burak Kapacan ortasında havalanan topa Ali Akman'ın güzel volesiyle diyeyim topu da çarptırarak tavana astı. Burak şimdi sıyrıldı rakiplerinden. Burak yapıyor ortaya etkili noktaya. Son anda savunma ikinci hamle. Ali Akman ve gol! Vurdu voleyi attı golü Ali Akman fark 2 indi. 72. dakika. Gollerine devam ediyor Ali Akman. Skor 3-1'e gelince Mustafa Hoca e, kenardan yaptığı itirazlar nedeniyle bir sarı kart gördü. Neye itiraz ettiğini biz de anlayamadık. Ama e, Mustafa Hoca itiraz ettiyse vardır bir bildiği. Sarı kart çıktı. Bursa Spor cephesinde Mustafa Er. Sarı kartı görüyor hakemden. 76. dakikada Emirhan'ın gene ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş adeta iğne deliğinden geçirdi diyebiliriz topu. Ve skor 3-2'ye geldi. Ve ekranları başında hepimiz şöyle bir gol dedik gene. Dedik geri dönüyoruz. Çağatay tekrar Burak. Burak kaybetmedi topu. Şut şansı Emirhan. Emirhan sonunda attı. Emirhan denedi denedi sonunda attı golü. 3-2 oldu. Bursa Spor, farkı biri indirdi. Golden sonra da gene Bursaspor'un atakları devam etti. Hemen 2 dakika sonrasında Emirhan'ın tam golü attığı yerden bir firkik kazandı Bursaspor ve henüz 3 hafta önce Ümraniye'ye attığı bir gol vardı Emirhan'ın. Benzer bir pozisyonda diyebilirim. Vuruşunu da gene barajın üstünden aşırttı fakat bu sefer kaleci çok da köşeye gidemeyen topu rahat kurtardı. 81. dakikada her out atışında bir 30 saniye çalan Alperen 40 saniye çalınca bu sefer hakemden sarı kart gördü. 86. dakika geldiğinde herkesin konuştuğu pozisyon gerçekleşti. Onur Atasayar kendisini ceza sahasında yerde bulmuştu. Hakem buna penaltı vermedi. Yani penaltı olması için daha ne olması lazım biz de anlamadık açıkçası. Daha sonra Mustafa Hoca da itiraz edince bu duruma ve şiddetli itiraz etti bence haklı olarak. Hakem de bu sefer ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı göstererek Mustafa Hoca'yı tribüne yolladı. Yani hep bizi buluyor böyle hakemler. Kaç tane maç geçirdik. Bu dördüncü e, hakem hatası bizim e, puan kaybetmemize neden olan hatalardan birisiydi gene. Yani yapacak bir şey de yok. Başkan açıklama yapsa ceza yiyecek, ödeyecek para yok. Yani bu imkansızlıkta bir de hakemlerle uğraşıyoruz. Ama tüm Türkiye görüyor Bursaspor'un bu onur mücadelesini. Böyle devam çocuklar. Direnç Tonusluoğlu, yedek kulübesine doğru geliyor. Ve ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkarıyor. Bursa Spor Teknik Direktörü Mustafa Ere. Maçın sonuna 6 dakika ilave edilmişti ki gene İstanbul Spor'da yere yatmalar, işte top toplayıcı çocukların topu atmaması derken 94. dakikada defansın arkasına sarkan Onur Atasayar Emirhan'ın gene asistini iyi değerlendirdi ve skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahası içine iyi bir top, kafa vuruşu gol! 3-3 oldu! Onur attı golü! 3-3 yapıyor Bursa Spor. Emirhan'dan müthiş bir asist. 90 artı 4. dakika. Pozisyonunu da tekrarında gene offside olmadığını da net bir şekilde görmüş olduk. Yan hakemi de buradan tebrik etmek lazım. Tabi golden sonra da gene yedek oyuncularımız sahanın içine girerek sevinçlerini gösterdiler. 3-3'ten sonra da gene Bursa Spor'umuz 4. gol için oynadı. Yani Bursa Spor'un 4. golü atma ihtimalini biz televizyon başında düşündükçe benim artık heyecandan ellerim ayaklarım titremeye başladı. Bilmiyorum siz neler yaşadınız. Tabi skor 3-3 olunca İstanbul Spor da biraz açıldı ve Bursa Spor son dakikalarda bir iki pozisyon daha rahat bir şekilde yakaladı ama bunu değerlendiremedik. Maç 3-0'dan 4-3'e gelse bu sokağa çıkma yasağında Sokağa çıkıp haykıracak çok Bursa Sporlu tanıyorum. Maçın sonunda İstanbul Spor Kaptanı Onur gene bir gerginlik yaşadı. Nedir takımların bizde derdi bilmiyorum ama genelde bize puan kaybedenler biraz gerginleşiyor. Tabii üzüntüden dolayı olsa gerek. İşte genç çocuklara puan kaybettiğiniz lafı altında kalmaktan belki korkuyorlar, çekiniyorlar. Ama bu çocuklar 2-3 sene sonra var ya canavar. Fatih Tekke'nin de gene maç sonrası bizim oyuncularımızı şöyle alkışlaması gerçekten Takdir edilesi bir durumdu. Biz de Fatih Hoca'yı alkışlıyoruz. Bugün ne kadar galip gelemesek de maçı 3-0'dan 3-3'e getirdik. Hatta İstanbul Spor 12 maçta 12 gol yiyen İstanbul Spor'u son 20 dakikada 3 gol attık diyebiliriz. Moral motivasyon açısından da mağlup olmamak da bence bugün başarıydı. Geçen hafta gelen galibiyetlerden sonra biliyorsunuz Erkan Başkan oyunculara bir prim yatırmıştı ve oyuncular da Erkan Başkanı bu deplasmanda kendi otobüsünde seyahat etmeleri için çağırdılar. Erkan Başkan da ilk defa takım otobüsüyle birlikte seyahat ettiğini öğrendik. Bunlar hep görmek istediğimiz moral motivasyon veren şeyler. Kulüpteki bu birlik beraberlik olduğu sürece bizi kimse yenemez. Bugün aldığımız beraberlik galibiyetten çok daha değerliydi bence. Gol atma serimizde 15 maça çıkardık ki herhalde bu rekoru başka kimse daha kıramaz. Ali Akman 9 golü ulaşırken Onur Atasayar ilk golünü attı zannediyorum. Emirhan da 3. golünü attı zannediyorum. Böyle devam çocuklar. Haftaya Eskişehir geliyor. Pazartesi günü saat 7'de oynanacak maç. 21 olan puanımızı 24 yapacağız İnşallah bir aksilik olmazsa. Daha sonra da keçi Ankara'da ilk yarı'nın finalini yapacağız. Videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Fakat sizlerden bir isteğim var. Video istatistiklerine baktığım zaman videomu izleyen kişilerin abone olmadığını kanalıma görüyorum. sizden ricam kanalıma abone olarak bizlere destek vermeniz. Ve videoyu like tuşuna bastığınızda videomda önerilenler de daha çok gösterileceği için like tuşuna basmanız da benim için önemli. Ayrıca sizler için bir katıl butonu aktif ettim. Burada da gene sunduğum üyelikleri göreceksiniz. Her üyelik sekmesi için farklı ayrıcalıklar tanımladım. Bir önceki videoma bakarak bu ayrı ayrıcalıkları görüp katıl tuşuna basarak istediğiniz üyeliğe istediğiniz ayrıcalığa sahip olabilirsiniz haftaya da gene Mustafa Hoca ve gençlerimize güveniyoruz Eskişehir'in de kalecisi Erdal Sarıkart cezalısı muhtemelen bizim maçta 6 aydan altı gol giyen kalecileri oynayacaktır Eskişehir'de gene zor günler geçiriyor Allah yardımcıları olsun onların bizim gibi altyapıları da yok Geçen seneden kalan oyuncuları da gitti terk etti bütün Bursa haftaya Eskişehir maçını bekliyoruz. Biliyorsunuz Eskişehir maçları da gene Anadolu derbisi şeklinde geçiyor. Kesinlikle Eskişehir'i küçümsemiyoruz. Eskişehir maçlarının nasıl olduğunu daha önceki videolarımdan da gene görebilirsiniz. Oldukça rekabeti yüksek, mücadelesi yüksek maçlar oluyor. Biz burada futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah güzel bir galibiyetle bizi 24 puana taşıyacaklar. Haftaya Eskişehir maçıyla tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.